Arkadaşlar merhaba. 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan boş bir asansöre belli sayıda kişi binmiştir. Tek numaralı katlarda asansörde bulunan kişilerin yarısı inmiş, çift numaralı katlarda ise asansörde bulunanların 3'te 1'i kadar kişi asansöre binmiştir. Her katta durarak ilerleyen bu asansörden 5. katta 4 kişi indiğine göre zemin katta asansöre kaç kişi binmiştir? Şimdi arkadaşlar bir şöyle sayalım. 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat. Şurası zaten zemin kat diyelim. Sondan başlayalım. Şimdi sana diyor ki burada 5. katta 4 kişi inmiş. Buradan 4 kişi inmiş. Peki tek numaralı katlarda asansörde bulunan kişilerin yarısı iniyordu. Demek ki burada 10 kişi vardır. Pardon arkadaşlar, 4'ün 2 katı 8 kişi vardır. Peki devam edelim. Çift numaralı katlarda asansörde bulunanların 3'te 1'i kadar kişi asansöre biniyorsa demek ki arkadaşlar burada 6 kişi varmıştır ki bunun 3'te 1'i ne yapar? 1 bölü 3'ü yani 2 kişi yapar. Eklediğin zaman cevap 8'i versin. Geri geliyorum şimdi. Burada artık 6 kişi var. Peki bir önceki katta demek ki tek numaralı katlarda asansördeki kişilerin yarısı indiğinde 6 kişi kalıyorsa demek ki burada 12 kişi vardır. Geri geliyorum. Çift numaralı katlarda asansördekilerin 3'te 1'i kadar kişi biniyordu. Demek ki burada 9 kişi olsun ki 9'un 3'te 1'i 3'tür. Eklediğin zaman 12'yi versin. Bir daha geri geldim. Tek numaralı katlarda yarısı kadar kişi iniyordu. Demek ki burada 18 kişi vardır. Yüksekliği 7,2 birim olan bir somunu sıkmak için kullanılacak İngiliz anahtarının ayar düğmesi ok yönünde 360 derece çevrildiğinde parça 1 bölü 2 birim yukarı hareket etmektedir. Başlangıçta ağız açıklığı 10,8 birim olan İngiliz anahtarının ayar düğmesi kaç derece çevrilirse anahtarın ağzı somunu kavrayacak konuma gelir. Şimdi arkadaşlar başlangıçta 10,8'miş şu mesafenin. 7,2'yi çıkaralım bir. 3,6'lık bir yukarı kayması lazım. Sıkıştırmasını istiyorum tam olarak çünkü. Peki 3,6 birimlik kaymasını istiyorsun. Her bir dönüşte 1 bölü 2 yukarı, 1 bölü 2 birim yukarı hareket etmiyor mu? Sen bunu 1 bölü 2'ye bölersen ne kadar döndürdüğünü bulursun. O da 7,2 kadar döndürmelisin. Döndürme, her döndürme 360 dereceydi. 360 çarpı 7,2 gelmeli. O da 36 çarpı 72'den cevap 2592'dir. Bir fabrikaya yeni alınacak erkek işçi sayısı kadın işçi sayısının 4 bölü 5'idir. Şimdi erkek, kadın diyelim. Erkek işçi sayısı kadın işçi sayısının 4 bölü 5'i ise 5x kadar işçi alınacaksa kadınlardan 4x kadar da erkek işçi alınacaktır. İşçi alımlarından önce fabrika yönetim kurulu yaptığı bir toplantıyla alınacak olan erkek işçi sayısının 60, kadın işçi sayısını 40 artırmıştır. Yani 4x artı 60 tane alınsın diyor. 5x artı 40 tane de kadın işçi alınsın diyor. Yönetim kurulunun aldığı kararla fabrikaya alınacak olan erkek işçi sayısı kadın işçi sayısının 5 bölü 6'sı olmuştur. Yani erkek işçi sayısı kadın işçi sayısının ne olmuştur? 5 bölü 6'sı. Çarpalım bunu 6 ile. 240x artı 360 eşittir 25x artı ne gelecektir? Şurası arkadaşlar 40 değil 4. 24 geldi. 200. Aldım bunu buraya. 1x. Aldım bunu buraya. 160. X'i 160 buldum. Son durumda fabrikada toplam kaç işçi alınacaktı? Şunların toplamı yani. 4x, 5x daha. 9x artı 60, 40 daha. 100. X gördüğüm yere 160 yazarsam. 9 çarpı 160 artı 100'den. Şurası 1440'tır. 100 daha 1540 gelecektir cevap. Hamit evinin salonuna yeni aldığı avizeyi takmak için basamaklar arası mesafenin eşit olduğu bir merdiveni kullanmak istemiştir. Hamit'in avize ile arasındaki mesafe merdivenin birinci basamağına çıktığında şekil 1'deki gibi, üçüncü basamağına çıktığında ise şekil 2'deki gibidir. Odanın yüksekliği Hamit'in boyunun 5 bölü 3 katı, avize ile tavan arasındaki mesafenin 6 katıdır. Şöyle yapalım. Avize ile tavan arasındaki mesafeye x dersem odanın yüksekliğine gelecektir arkadaşlar. 6x.
Odanın yüksekliği Hamit'in boyuna oranı, boyunun 5 bölü 3 katıysa o zaman Hamit'in boyuna kaç demeliyim? He dersem bunun 5 bölü 3 katı neyi verecekmiş? Odanın yüksekliğini. Demek ki Hamit'in boyu 18x bölü 5 gelecek diyebilirim. Hamit'in boyunun kaç olduğunu soruyor bana. Şimdi bakalım. Şu gördüğünüz kısım 5x kadar. Her bir basamağın uzunluğu a kadar dersem şuraya a dedim, buraya a dedim. Şimdi baktığın zaman 3a artı Hamit'in boyu yani 18x bölü 5 artı 21. Neye eşit olacaktır? 5x'e. Bu ikinci şekli yazdım. Birinci şeklikte bir tane basamak çıkmış, a kadar çıkacak. Artı yine Hamit'in boyunu ekledim. Artı 49 santim. Neyi verecek arkadaşlar bana? Yine 5x'i vermek zorunda. Şöyle yapabiliriz isterseniz. Çıkaralım. Şuraya eksi çarpı toplarsam şunlar ve şunlar gider mi? 3a'dan a çıkardım. 2a. 21'den 49 çıkardım. Eksi 28 eşittir 0'dan. A ne geliyor bakın buradan? 14. Buradaki bulduğum 14 ne? Bir basamağın uzunluğu aslında. Sen A gördüğün yere 14 yazıp X'i bulursun. X'i bulursan zaten Hamit'in boyunu bulmuş olacaksın. 18X bölü 5'te. Herhangi birinde yerine yazalım. Şurada yazalım. A 14 artı 18X bölü 5 artı 49. Neyi eşitmiş? 5X'e. Bunu buraya alalım bir. 14 49'dan ne yapacaktır arkadaşlar? 63. 5x eksi 18x bölü 5 geldi. 5 kere 5 25. 18 çıkarırsam 7x bölü 5 eşittir 63'ten. Sadeleştirdim 9. X kaç gelecekmiş buradan bakın? 45. X'i 45 buldum. Yazalım şimdi yerine. 18 çarpı 45 bölü 5. Sadeleştirdim 9. 18 çarpı 9 Hamit'in boyu. 9 kere 8 72, elde var 7, 162 santimdir Hamit'in boyu. Hafta içi her gün eşit miktarda harçlık alan Öykü, harçlığının bir kısmını harcayıp bir kısmını biriktiriyor. Öykü hafta içi her gün harçlığının 1 bölü 3'ünü harcıyor, geri kalanını biriktiriyor. Hafta sonu ise Öykü arkadaşlarıyla sinemaya gidip biriktirdiği harçlıkların 4 bölü 5'ini harcıyor. Öykü'nün her gün aldığı harçlık miktarı 3x kadar olsun ve her zaman bunun 1 bölü 3'ünü harcıyor. 1x'ini harcıyorsa 2x'ini biriktiriyormuş. Bu sadece bir günde biriktirdiği kısım. Hafta sonuna kadar 5 gün boyunca 10x kadar biriktiririm. Biriktirdiğinin 4 bölü 5'ini harcamış. Bunun 4 bölü 5'ini de harcarsan ne kadarını harcıyorsun? 8x'ini harcadın. Geriye 2x kaldı biriktirdiğin paradan. Öykünün hafta sonunda 30 TL'si kalmış. Bunun 30 olduğunu söylüyor. O zaman x ne gelecektir? 15. Öykü'nün sinemada harcadığı parayı istiyor benden. Yani 8x'i 8 çarpı 15'ten cevap 120'dir. 3 kişilik bir öğrenci evinde mutfak, doğalgaz ve kira giderleri ay sonunda toplanarak 3 kişiye eşit olarak paylaştırılmaktadır. Bu evin doğalgaz giderleri yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarında diğer aylara göre %80 daha fazlaymış. Normalde arkadaşlar diğer aylara göre 10x kadarsa Aralık, Ocak ve Şubat aylarında %80 daha fazlaysa 18x kadardır derim. Kira giderleri yıl boyunca sabittir. Kira giderine her ay y kadar diyelim. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında okullar tatil olduğundan mutfak masrafı olmayıp diğer aylarda sabit olarak hesaplanmaktadır. O zaman diğer aylarda ödedikleri miktarı da z diyelim. Şimdi bu ev bu giderler için Ocak ayında toplam 3600 TL. Şimdi Ocak ayına baktığın zaman Ocak ayında ne ödüyorsun? Bir kere doğalgaz ödüyorsun. Doğalgaza ne kadar ödüyorsun? 18x ödüyorsun. Artı kira gideri sabit y artı mutfak masrafını da z dedim. Çünkü Ocak ayında okul tatil değil, buradasın. Toplam 3600 TL yaptı. Devam edelim. Mart ayına geldiğim zaman doğalgaz faturası artık 18x değil 10x kadar gelecek. Kira sabit. Mart ayında ise yine okul olacağı için arkadaşlar z kadar mutfak masrafı 3200. Ağustos ayında ise doğalgaz yine 10x sabit. Kira yine sabit. Yalnız burada artık
Mutfak masrafı yok. 2500 TL yaptı. Şimdi ben buradan x'i, y'yi, z'yi bulurum. Nasıl bulurum? İlk iki denklemde şuraya eksiyle çarpıp toplasam y'ler z'ler gider. 8x eşittir ne gelecektir buradan? 1400. Bölelim bakalım bunu 8'e. 1 kere var 8, 60 yaptı. 7 kere var 56, 40 yaptı. 175. X buradan 175 geldi. Y'yi de bulurum. Yerine yazarsam 1750 artı y'nin 2500 gelmesi lazım. Y ne gelecek o zaman buradan? 750. Y gördüğüm yere 750 yazarsam da artık z'yi bulabilirim. Yazalım şurada mesela. 10x dediğin şey zaten 1750. Y buradan 750. Ne yaptı zaten? 2500. E şurası zaten 2500 ise z'ye ne kalıyor arkadaşlar? 700 lira kaldı. Şimdi bizden ne istemiş bakalım. Bu evdeki bir öğrencinin bir yıl boyunca mutfak masrafları için ödediği toplam para. Şimdi arkadaşlar mutfak masrafı ne demiştim ben? Z demiştim. Bir yıl boyunca 700 çarpı 12 demeyeceğim artık. Çünkü sen 3 ay mutfak masrafı ödemiyorsun. Ne demeliyim? 9'a çarpacağım. Bunu neye bölmeliyim? 3'e bölmeliyim ki bir öğrencininkini bulalım. Cevap ne gelecektir? 2000. Aşağıda bazı notalar ve vuruş süreleri verilmiştir. Cahit ve Vahit bu notaları kullanarak 9 notadan oluşan ve her sütuna 1 nota olacak şekilde verilen müzik parçalarını yazmıştır. Cahit'in müzik parçası, Vahit'in müzik parçası onları vermiş bakın bizlere. Cahit'in ilk 4 notadaki vuruş süresi Vahit'in son 4 notadaki vuruş süresine eşittir. Yani baktığınız zaman bunun ilk 4 süresi, buranın ise 1, 2, 3, 4 son 4 süresi birbirine eşitmiş. Şimdi hesaplayalım Cahit'in ilk 4'ünü. Şurası ne yapıyor arkadaşlar? Birlikte. Buraya 1 dedim. Burası neydi arkadaşlar? İkilik. Burası da 1 bölü 2. Toplarsan ne geliyor bak? 3, 3,5 artı atıyorum şuraya A desem. Eşittir. Bunu hesaplayalım. Bu neydi arkadaşlar? Birlik, birlik. Bu da 1 bölü 2'likti. Bu da ne gelecekti? 2,5 artı B desem şuraya. Sen bunu buraya alsan 1 gelir. B eksi A 1 gelecek. E sen baktığın zaman bu 3 tanesinin hangisi arasındaki fark 1? İkilik vuruşla birlik vuruş. Demek ki bu ikilik vuruş. Bu da birlik vuruş oluyor. Devam edelim. Buradaki vuruşa X diyelim. Buradaki vuruşa Y diyelim şimdi. Cahit'in müzik parçasının toplam vuruş süresini hesaplayalım şimdi Cahit'inkini. 1, 2. Şuraya 1 bulduk zaten. 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2 x'ti. Bu neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. Burası 1'lik. Burası 1 bölü 2'lik. Toplarsak şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Yani 2 yaptı. 2, 3, 4, 6, 7. 7 artı x bölü Vahit'in müzik parçasındaki toplam vuruş sayısı. Hesaplayalım şimdi. Burası kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 2'lik. Burası 1'lik. Burası yine 1 bölü 2'lik. Biz zaten y'yi bilmiyoruz. Bu da arkadaşlar 2'lik. Buranın toplamı ne geliyor peki? Şurada da 2 var. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. 2, 3, 4, 6, 8. Ne gelecektir? 8,5. 8,5 artı y eşittir. Ne gelecekmiş? Oranı 5 bölü 6. İşler işten çarpma yaparsan da 42 artı 6x eşittir. Buradan ne gelecektir? 8,5 ile 5'i çarparsak 42,5 gelir. Artı 5y. Şöyle yapalım isterseniz. Bunu buraya aldım. 0,5 geldi. Bunu buraya alırsam 6x eksi 5y gelmiş oldu. Sen ikisi arasındaki farkın 1 bölü 2 gelmesini istiyorsan buna da 1 bölü 2 ver. Buna da 1 bölü 2 ver. Çünkü 6 bölü 2'den 5 bölü 2'yi çıkarırsam yine yarım gelecektir. Sana diyor ki Cahit ve Vahit'in müzik parçalarında verilmeyen notaların toplam vuruş süresi. Şimdi bakalım bu verilmeyenin bir tanesini 1 bulmuştum. Verilmeyenin diğerini ne bulmuştum ben bakın? X. X'i ne buldum ben? 1 bölü 2 artı. Vahit'e bakarsak arkadaşlar Y geldi. Y'yi yine 1 bölü 2 buldum. Artı verilmeyenin diğer kısmından 2 bulmuştum. Toplarsam 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 yapar. Toplam 4'tür deriz.